Merhaba, yine ben Arturo Patori ama siz bana Art diyebilirsiniz, artist diyebilirsiniz. Şimdi sanat tarihinde bir yolculuk yapacağız. Başrolde ben varım. Ve evet, bir değilim. Peki, geri kalanım nerede? Bütün dünyadan insanlar seyrediyor ve ben burada seni bekliyorum. Hadi ama hadi, neyse şimdi daha iyi. Tamam. Antik Mezopotamya ve Mısır dönemi hakkında konuşmaya başlayabiliriz. 5000 yıl öncesine Yunanlıların Mezopotamya adını verdikleri bölgeye gidiyoruz. Mezopotamya iki nehir arasındaki yer anlamına geliyor. Bu iki nehir verimli hilali oluşturan Dicle ve Fırat nehirleri. Buraya aynı zamanda medeniyetin beşiği de deniyor. Aman ne komik. Mezopotamya aslında bir ülkeden çok bir bölgeyi ifade ediyor. Farklı zamanlarda Sümerler, Akadlar, Babilliler, Asurlular ve Persler tarafından yönetildi. Doğal hayatta işçe yaşadıklarından yaptıkları hayvan resimleri, örneğin İştar kapısını süsleyen bu aslan gibi son derece gerçekçiydi. Ay. İnsan tasvirleri ise pek o kadar gerçekçi değildi. Hem Mezopotamya hem de Mısır'daki sanatçılar insan figürünü stilize ediyorlardı. Çivi yazısı denilen ilk yazı Mezopotamya'da bulundu. İlk olarak resim yazıyla başladılar ama zamanla yazı daha soyut sembollere dönüştü. Ayrıca inşa ettikleri yapılara ziggurat gibi havalı isimler verdiler. Ur'da tanrılara ibadet etmek için devasa bir ziggurat yaptılar. Ziggurat, ziggurat kulağa çok hoş geliyor. Ziggurat, zehrin zerkezindeydi. Devam ediyoruz. Mezopotamya uygarlık çılgınlığını başlatmış olabilir ama Mısır onu yeni bir seviyeye taşıdı. Mısır büyük bir nehre bağlıydı. Nil Nehri. Burada 3000 yıldan fazla süren bir uygarlık geliştirdiler. 3000 yıl. Büyük piramitler Firavun Tutankamon başa geçmeden 1000 yıl önce yapılmıştı. Tutankamon'dan 1000 yıl sonra da Kleopatra başa geçti. Eski Mısır uygarlığını inceleyen bilim insanları Mısır yönetiminin farklı dönemlerini sınıflandırabilmek için son derece zekice bir sistem oluşturdular. Eski krallık, orta krallık, yeni krallık ve geç krallık. Nereden gelmiş ki akıllarına? İlginç olan 3000 yıl boyunca sanat tarzı neredeyse hiç değişmemiş. En iyi sanatçı muhtemelen geçmişin klasik tarzını en iyi kopyalayan sanatçıydı. Kufu için yeterince iyi olan Ramses için de iyiydi. Ancak Amarna dönemi denen kısa bir dönem dışında. Bu dönemde Akhenaton yeni bir din getirdi ve sanatta da yeni bir tarz oluşturdu. Birdenbire yüzler uzadı, vücut ince uzun bir hal aldı ve zayıflık moda oluverdi. Akhenaton öldükten hemen sonra Mısır tekrar eski geleneksel tarzına geri döndü. Bu Mısırlıların yaratıcı olmadığı anlamına gelmesin. Şu tanrılara bakın. Bunların hepsini hayal etmişler. Çakal başlı tanrı, şahin başlı tanrı, aslan başlı tanrıça, hipopotam başlı tanrıça, aman aman, timsah başlı tanrı, aynak başlı tanrı, kedi başlı tanrı, anladınız işte. Elbette firavunlar da yaşayan tanrılar olarak görülüyorlardı. Firavunlar mükemmel ve değişmez yaratılışlarını vurgulayacak biçimde belli kurallara göre resmediliyordu. Bu tasvirler genellikle kraliyet tacı, asa ve takma sakal gibi güç sembollerini içeriyordu. Hatta kadın firavun Hatshepsut bile gücünü pekiştirmek için heykellerini takma sakalla yaptırtmıştır. İnanamıyorum. Çok çekici. Mısırlılar ölüm ve ölümden sonra yaşamı kafaya takmış durumdaydılar. Mezar duvarlarındaki resimlerde bağının yani ruhun ölümden sonraki yolculuğu sıklıkla resmedilmiştir. Mısır'da ressamlar bir insan resmi yaptığında vücudun her bir kısmını en anlaşılabilir açıdan çizerlerdi. Yüz önden görünür, göz kısmı hariç profilden resmedilirdi. Vücut da önden göründüğü şekilde yapılırdı ama bacaklar ve ayaklar yandan göründüğü şekliyle çizilirdi. Bunu evde denemeyin. Büyük İskender Mısır Krallığı'nın büyük bir hayranıydı ve bu nedenle M.Ö. 330'da Mısır'ı fethetmeye karar verdi. Mısır'dayken Mısır'ın kuzey kıyısında İskenderiye şehrini kurdu ve generali Batlamyus'u Firavun ilan etti. Böylece sanatta Yunan etkileri görülmeye başlandı. Batlamyus hanedanı 275 yıl sürdü ve bu sürede pek çok Batlamyus ve birkaç Kleopatra hüküm sürdü. Bunların en bilineni 7. Kleopatra'ydı ve oğlu 15. Batlamyus da Mısır'ın son firavunu oldu. M.Ö. 30'da Romalılar Mısır'ı ele geçirdi.